kantar damar hastalıkları, damar sertlikleri ve damar tıkanıklıkları neden ortaya çıkar? Vücutta ne gibi etkileri oluyor ve hangi durumda ameliyat gereklidir? Detaylı bilgileri konuşmak üzere Doçent Doktor Murat Aksoy konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, vücutta bir damarda veya damarlarda tıkanıklık varsa, damar sertliği oluşmuşsa öncelikle hangi belirtilerle kendini belli eder? Şimdi damar sertliği veya damar tıkanıklığının hangi damarı tuttuğu çok önemli. Eğer bacak damarlarımızı tutan bir tıkanıklık söz konusuysa, bu durumda kişi özellikle yürüdüğü zaman bacağındaki kramp şeklindeki ağrılar nedeniyle durmak zorunda kalır ve yürüme eforunu daha fazla devam ettiremez. Genellikle 1-2 dakika dinlendikten sonra tekrar yürümeye başlar. Belli bir mesafe yürüdükten sonra kramp şeklindeki ağrı kendini tekrarlar ve hasta tekrar maalesef yerinde durmak zorunda kalır ve dinlenmek zorunda kalır. Bunun daha ileri evrelerinde ise hastada ayakta yaralar olabilir veya istirahat sırasında ağrı söz konusu olabilir. Örneğin bağırsak damarlarını tutan bir damar tıkanıklığı söz konusuysa, bu durumda da aslında bağırsaklar yürümeye başladığı zaman ağrı olmaya başlar. Yani kabaca hani hasta yemek yediği zaman yemekten yaklaşık yarım saat sonra kıvrandırıcı şekilde bir karın ağrısıyla karşımıza gelebilir. Dolayısıyla damar tıkanıklığı hangi damarı tutuyorsa, hangi organın damarını tutuyorsa ona özgü şikayetlerle hastayı hekime başvurduracaktır. Evet. Peki örneğin dediniz ki bacak damarında tıkanıklık var. Yürürken bir zorlanma var. Oturunca ağrı var. Şimdi bu varis farklı bir olay değil mi hocam? Bunu bir daha bir bilgilerimizi tazeleyelim isterseniz. Elbette. Şimdi vücudumuzda iki tip damar var. Bunlardan birincisi atar damarlar, ikincisi toplar damarlar. Bizim bugün konu yaptığımız damarlar atar damarlar. Dolayısıyla biraz önce söylediğim şikayetlerde hep atar damarla ilgili hastalıkların ortaya çıkardığı şikayetler. Varis ise toplar damar hastalıklarının ortaya çıkardığı bir tablo. Dolayısıyla ikisi birbirinden hem ortaya çıkış açısından hem de semptom yani şikayet açısından oldukça farklı klinik tablolarla karşımıza çıkarıyor. Evet. Peki bacak damarında tıkanıklık olan hastaların en büyük korkusundan bir tanesi, yani ya bacağımı kaybedersem, evet, kesilirse, kullanamaz hale gelirsem, böyle bir ihtimal, yani günümüz tedavilerini değerlendirdiğimizde ne derece doğrudur? Şimdi burada atar damar tıkanıklıklarında özellikle bacak damarı tıkandığı zaman, kişi karşımıza geldiği zaman en büyük korkusu gerçekten bacağının kesilme endişesidir. Hastada en büyük korku ben acaba bacağımı kaybedeceğim mi korkusudur. Bu hastalığın seyrine baktığınız zaman aslında hastalığın seyrini hem sistematik yani hastanın genel sağlık açısından etkileri hem de bacağı olan etkiler açısından izlediğiniz zaman aslında bacağı olan etkileri gerçekten çok az gibi görünüyor. Yani çok özetle bacağında damar tıkanıklığı olan bir kişinin veya 100 kişiyi takip ettiğimiz zaman bu hastaların bir yıl içinde bacağını kaybetme oranı %1 ila 2'dir. Dolayısıyla bir kişide damar tıkanıklığı varsa bu %1 ila 2 civarında bir amputasyon yani bacağın kesilmesi riskini getirir. Dolayısıyla esasında selim seyirli bir hadise. Hı hı. Burada korkutan taraf şu, genel sağlığı çok ciddi oranda etkiliyor. 5 yıl içinde 100 hastayı takip ettiğiniz zaman bu 100 hastanın maalesef 30'u miyokard enfarktüsü veya inmelerle, felçlerle kaybediliyor. Dolayısıyla burada aslında hastalığın en korkutucu yanı kalp üzerine olan etkisi, beyin üzerine olan etkisi ve diğer sistemler üzerine olan etkisi. Evet. Neden? Çünkü en sık neden altta yatan tablo damar sertliğinin damar tıkanıklığına doğru gidişi. Dolayısıyla damar tıkanıklığı seçici olarak gidip bacak damarını tıkamıyor. Aynı zamanda kalp damarında etkiliyor, beyin damarlarında etkiliyor. Bu nedenle hasta karşımıza bir sürü farklı tabloyla gelebiliyor. Evet. Peki kalp damarlarındaki tıkanıklıklara da değineceğiz ama şimdi ayaklardan konuşuyorken bacak damarlarının tıkanıklığı, bir de diyabetli kişilerde damar sağlığı oldukça bozuluyor. Doğru. Diyabetli hastaların aslında en büyük korkusu ayağının kesilmesi, ayağını kaybetmek. Evet. O zaman damar tıkanıklığı varsa, hasta diyabetliyse öncelikle kısaca neler yapılmalı? Şimdi isterseniz çok özetle aterosklerozdan yani damar sertliğinden başlayalım. Evet. Damar sertliği doğduğumuz an başlayan ve ölene kadar da devam eden bir süreç. Eğer risk faktörlerini yüklenmişsek, sırtımızda bunları taşıyorsak, yani ailemizde kalp damar hastası olan varsa, sigara içiyorsak, tansiyonumuz yüksekse,
şeker hastalığımız varsa bu durumda damar sertliği daha hızlı ilerleyip damar tıkanıklığına neden oluyor. Şeker hastalarında yani diyabetli hastalarda en büyük problem şekerin kontrolsüz olarak tedavi edilmesi. Yani kan şekerinin kontrolsüz düzeylere çıkıyor olması. Kişi şeker hastası olduğu zaman şekeri 300-350'lere kadar çıktığı zaman bile bununla ilgili hiçbir şikayet hissetmeyebilir. Ama uzun dönemde bu şeker yüksekliği hastanın damarlarını tıkamaktadır. Bunun yanı sıra şeker hastalığında sadece damar tıkanıklığı gelişmiyor. Aynı zamanda sinir yapılar da bozuluyor. Dolayısıyla hasta bacağındaki sıcağı soğuğu fark etmiyor. Ayağına bir iğne batsa fark etmiyor. Bir yara çıksa bunun acısını duymuyor. Üzerine bir de damar tıkanıklığı olduğu zaman zaten yara iyileşmesi şeker bozukluğu, şeker hastalığı nedeniyle kötü giden bir hastada damar tıkanıklığının etkileriyle de artık yara kontrolsüz hale gelebiliyor. Ayağı, bacağı ve bazen hayatı tehdit edebiliyor. Dolayısıyla burada mutlaka şeker hastalarına şunu önermek gerekiyor. Birincil olarak kan şekerini düzgün seviyelerde ve belli seviyeler içinde tutmalıdırlar. Bütün hastalıkları boyunca. Bu sadece 1-2 seneyle sınırlı bir öneri de değil. Bütün hastalıkları, bütün ömürleri boyunca hemoglobin A1C değerlerini maksimum 6,5'ta tutmalılar. Bunun yanı sıra ayak bakımı şeker hastalarında çok önemli. Kendi ayaklarını mutlaka değerlendirmeliler. Ayak tabanlarını göremeyecekleri için ayna kullanmayı öğrenmeliler ve aynadan ayak tabanlarına bakmayı öğrenmeliler. Parmak aralarında mantar enfeksiyonu varsa mutlaka buna dikkat etmeliler. Ayakkabıları, özel ayakkabıları tercih etmeliler. Dar ayakkabılar şeker hastaları için iyi değildir. Dolayısıyla bu önlemleri almadığı zaman kişi diyabette yara çıkma oranı çok yüksek. Bakın Dünya Sağlık Örgütü'nün bir öngörüsü var. Şu anda dünya üzerinde 350 milyon civarında diyabet hastası olduğu hesap ediliyor. Ve 2030 senesinde bu rakamın 2 ve bazı özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde 3 katına kadar çıkacağı ifade edilmekte. Ve bir diyabet hastasının ömrü boyunca bir ayak yarasıyla karşılaşma riski %15 civarında. Aslında oldukça İnanılmaz yüksek bir oran. Ve 300 milyon olduğunu düşünün. Bugün bile neredeyse milyonlarca kişi ayağında yarayla dolaşmakta. Evet, dolayısıyla diyabetli hasta mutlaka ayak bakımını göz ardı etmeyecek ve çok dikkat edecek. Peki damar tıkanıklığı deyince kalp damarlarına tekrar dönelim o zaman hocam. Kalp damarlarındaki tıkanıklık vücutta ne gibi sinyal vererek kendini gösterir? En sık görülen tablo burada efor anginası dediğimiz yani göğüs ağrısıdır. Biraz önce hatırlayın bacak damarlarından bahsederken yürüdüğümüz zaman, efor yaptığımız zaman yani bacak kaslarımız çalıştığı zaman yeterli kan gelmeyeceği için ağrı olacağını söylemiştik. İşte burada da esasında kalpte de benzer bir tablo var. Kalp çalıştığı zaman çok yüksek işin altına girdiği zaman, yükün altına girdiği zaman, işte yürüdüğü zaman kişi koştuğu zaman eforla birlikte gelen bir göğüs ağrısı, yanma veya sırt ağrısı şikayetleriyle kendini belli edebilir. Bunun dışında eğer istirahat sırasında bu göğüste bası hissediyorsa, kolda uyuşma, çenede uyuşma gibi şikayetleri oluyorsa mutlaka erken bir dönemde bir kalp doktoruna, kardiyoloğa görünmesinde fayda var. Evet, peki diyelim ki kalp damarlarında bir tıkanıklık var. Damar tıkanıklığı ne derece ciddiye alınmalı? Yani her tıkalı damar açılmalı mıdır? Şimdi bacak damarlarından konuşursak her tıkalı bacak damarının açılmasına veya bypass yapılmasına gerek yok. Biz bu hastaları belli evrelerde sınıflandırıyoruz aslında. Çok özetle hayat kalitesini bozan bir ağrı varsa kişide yani yürüdüğü zaman hastada bacağındaki ağrı nedeniyle yürüme eforunu devam ettiremiyorsa ve bu hayat kalitesini bozuyorsa. Bu en basiti işte bir program yapımcısı olabilir ve bir gezgin programı yapıyor olabilir. Şimdi bu kişi 100 metre yürümek yetmez. Çünkü işini devam ettirebilmesi için, sosyal hayatını devam ettirebilmesi için 100 metre bu kişiye yetmeyecektir. O zaman kişiye ve bu hastamıza bir girişimi önerebiliriz. Ama onun dışında istirahat ağrısı varsa veya ayakta yara varsa mutlaka bu damar tıkanıklığının ortadan kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde bacağı tehdit edecektir. Ama hiçbir şikayeti yok hastanın veya yürüme mesafesi hastanın 500 metre civarında ve hastanın da bu 500 metre yürüme kapasitesi ne iş hayatını engelliyor veya ne de sosyal hayatını engelliyorsa bu durumda bu kişide bir girişim yapmaya gerek var. Ancak mutlaka ve mutlaka en iyi medikal tedavi dediğimiz düzgün antiaterosklerotik yani
damar sertliğine karşı olan tedaviyi almalıdır. Aksi takdirde biraz önce söylediğim inme yani felç veya miyokard enfarktüsü gibi risklerle karşı karşıya kalacaktır. Evet. Peki çok kısa olarak damar tıkanıklıklarından korunmak için nelere dikkat edersek daha sağlıklı yaşamış oluruz? Birincil olarak söylenmesi gereken şey risk faktörlerinin ortadan kaldırılması. Şimdi hayatta değiştirebileceğimiz risk faktörleri var. Ortadan kaldırabileceklerimiz var, bir de değiştiremeyeceklerimiz var. Örneğin ailemizden aldığımız genleri değiştirmemiz mümkün değil. Ama ne yapabiliriz? Çevresel faktörleri kontrol altına alabiliriz veya ortadan kaldırabiliriz. Sigara en önemli nedenlerden bir tanesi ve ortadan kaldırabileceğimiz bir neden. Dolayısıyla sigara eğer içiyorsak mutlaka bırakmamız gerekiyor. Şekerimiz varsa, yüksek tansiyonumuz varsa, kolesterolümüz yüksekse bunları da mutlaka normal değerlere indirmemiz gerekiyor. Egzersiz önemli bir tedavi metodu. Özellikle bacak damarları tıkalı olanlara haftada en az 4 gün yarım saatlik süren yürüyüşler öneriyoruz. Egzersiz öneriyoruz. Ve bunun dışında tabii sağlıklı beslenme çok evet. önemli. Peki damar tıkanıklığı bacakta olduğu durumda cerrahiyle nasıl açılıyor? Aslında burada iki yöntem var. Hemen cerrahiye geçmiyoruz. Radyolojik olarak açabiliyoruz. Yani anjiyoplasti balonla açabiliyoruz. Balonun başarısız olduğu olgularda ya da tıkanıklığın çok uzun olduğu olgularda bypasslar yapıyoruz. Bypass demek çok kabaca aşırtma veya köprüleme tedavisi aslında. Yani tıkanıklık olan bölgeden önceye köprünün bir ayağını yerleştiriyoruz. Köprünün diğer ayağını tıkanıklık sonrası bölgeye yerleştiriyoruz. Ve kanı köprünün üzerinden aşağı akıtıyoruz. Bu bacakta da yapılırsa bypass, işte kalpte de yapılırsa bypass veya karın damarlarında yapılırsa gene bypass adını alıyor. Sayın Doçent Doktor Murat Aksoy programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz.